Sakarya Haber Ajansı'nın hazırladığı haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Şule Bayri. Güne bakış başlıyor. Koronavirüs salgını yüzünden evlerde kalmaya devam ediyoruz. Tüm insanlığı etkisi altına alan COVID-19 yaşam tarzımızı değiştirdi. Yayılması ve etkisi henüz geçmeyen salgın dünyanın her yerinde can kayıpları verdirmeye devam ediyor. Ülkemizde vaka sayılarındaki gerileme ve iyileşme oranlarındaki artış ümit verici olurken, tedbirler kapsamında alınan kararlar gereği vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında bir hafta sonu daha evlerde kaldık. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 8 Mayıs 24 ile 10 Mayıs 24 saatleri arasında 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sakarya'da vatandaşlar kısıtlamaya çoğunlukla uyarken birkaç ilçede kısıtlamayı ihlal edenlere ise idari para cezası kesildi. Sokağa çıkma yasağı belirli günlerde uygulanırken 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sürekli kısıtlama devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşların sokak sevinci. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan yasağın ardından pazar günü 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11'de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı. Güneşli ve güzel bir havada boş sokakların tadını çıkardı. Evlerden dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar bu uygulamanın devam etmesini istedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmak olumlu etki yaptı. Trafik kazalarında ölüm oranı azaldı. Evlerden çıkılmaması sayesinde trafik kazalarında azalma görüldü. Alınan verilere göre Sakarya'da jandarma sorumluluk sahasında meydana gelen trafik kazalarında ölüm oranı geçen yılın ilk 4 ayına göre %57 azaldı. Sakarya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit, 2019 yılının ilk 4 ayının 2020 yılının ilk 4 ayı ile mukayese edildiğinde ölümlü ve yaralanmalı kazalarda %27, kaza neticesinde meydana gelen ölüm olaylarında %57, yaralanmalarda ise %33'lük bir azalış meydana geldiğini kaydetti. Kontrollü hayat uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Koca yeni dönemin kontrollü sosyal hayat olduğunu söyledi. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hayatın normallerini oluşturuyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek isim kontrollü sosyal hayattır," dedi. Hayatımızın sağlığımızı garanti edecek şekilde kısmen özgürleşmesidir. Yeni dönem tedbirlerle özlemlerin sentezidir. Başlayan günler 11 Mart'tan bu yana gösterdiğimiz çabanın şimdiki ödülüdür. Ama bu ödül büyük ödül değildir. Hassas davranmazsak serbestlik yeni mecburiyetlere yol açar. Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Salgın yeni ölümlerle ilk başarıları adeta sıfırladı. Salgın süresince 83 milyonun desteğiyle sağlık ordusunun çok büyük bir mesafe aldığının altını çizen Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladığını ifade etti. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarihinin 11 Mart olduğunu hatırlatan Bakan Koca, "Dünyada salgının hızı kesilebilmiş değil, eviniz virüse karşı en güvenli ortam olmaya devam etmektedir. Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir. Bu gerçek elbette virüse karşı mücadele ederek kazandığımız serbestliklerden vazgeçmek anlamına gelmez. Özgür ama kontrollü olacağız," dedi. Bakan Koca, kontrollü sosyal hayatta iki temel kurala dikkat çekti. Birincisi,
dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız. İkincisi, sosyal mesafeyi ayarlayacağız. Berber ve kuaförler açılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir faaliyetlerini durduran berber ve kuaför salonları 11 Mayıs pazartesi gününden itibaren tekrar faaliyete başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı kapsamında hizmet vermeye başlayacak. Merkezde ve tüm ilçelerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte işlemleri yapıldı. Kapalı olan işyerlerine yönelik dezenfekte programını devreye sokan Serdivan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfektesini gerçekleştirdi. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, berber, kuaför ve güzellik salonlarının tüm hijyen ve sağlık kurallarını karşılamış olarak pazartesi gününden itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Başkan Alemdar, süreç boyunca esnafımızın yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz, dedi. Bütün birimlerimizde elimizden geleni yapmaya gayret ettik ve etmeye devam ediyoruz. Samimiyetle bilmenizi isterim. Yalnız değilsiniz. Semt pazarları için hizmet saatleri belirlendi. Adapazarı İlçesi Umumi Hıfzı Sıha Meclisi'nin son kararını kamuoyu ile paylaşan Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, ilçede bulunan semt pazarlarının vatandaşa hangi günlerde hizmet sunacağını ile ilgili bilgiler verdi. Kaymakam Çelikkaya, ilçe sınırları içerisindeki semt pazarlarının alınacak önlemlerle birlikte 9 ile 19 saatleri arasında hizmet sunacağını kamuoyuna duyurdu. Çelikkaya'nın açıklamasına göre Adapazarı'nda pazartesi günü Şeker Mahallesi ve Hızırtepe Mahallesi semt pazarları, salı günü Maltepe Mahallesi ve Yağcılar Mahallesi semt pazarları, çarşamba günü Karaman Mahallesi ve Korucuk Mahallesi semt pazarları, perşembe günü Ozanlar Mahallesi semt pazarı, cuma günü Yağcılar Mahallesi ve Hızırtepe Mahallesi semt pazarları mevcut yerlerinde hizmet verecek. Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, salgınla mücadele kapsamında belirlenen kurallara uymanın önemine dikkat çekti ve kurallara uymak, salgını kontrol altına almamız için çok önemli. Hıfzı Saha Kurulumuzca alınan tüm kararlar milletimizin sağlığı içindir. Vatandaşlarımızdan kurallara uyarak tedbirli davranmalarını rica ediyoruz ifadelerini kullandı. Afat ve afet gönülleri her yerde. Adapazarı Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ve Afet Gönülleri Derneği el ele. Afet Gönülleri Derneği Sakarya Şubesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara önemli katkılar sağlıyor. Gönüllüler ve vefa destek grupları kamu kurumlarına desteğini aralıksız sürdürüyor. Afet gönüllüleri salgının Sakarya'da baş göstermesinin ardından Adapazarı Kaymakamlığı bünyesinde kurulan vefa destek grubu ile birlikte hareket halindeler. 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini Adapazarı Kaymakamlığı koordinasyonunda yerine getiren afet gönüllüleri ulaştırılacak yardımlar için her an görev başındalar. Gönüllüler, vefa destek grubu ile yapılan çalışmaların yanı sıra, karantina olarak kullanılan kredi yurtlar kurumu yurtlarında afet koordinasyonundaki hizmetlerine devam ediyor. Diğer yandan Adapazarı polis kontrol noktalarında hizmet verirken, Kızılay'ın yardım faaliyetlerine de katkı sağlıyorlar. Vefa destek grubu, 112-155-156 komuta merkezlerinden yönlendirilen çağrılar ve direkt aramalara hafta sonları Afet Gönülleri Derneği'nin desteğiyle cevap vermeye devam ediyor. Bu kapsamda evde kalan 65 yaş üstü yaşlılar ve engelli vatandaşların market, eczane ve benzer ihtiyaçlarını sağlayan gönüllüler tebessüm ile karşılanıyor, dua ile uğurlanıyor. İş adamı Mustafa Pekşen yoğun bakımda tedavi görüyor. Sakarya iş dünyasının önde gelen firmalarından Pekşen Yatırım Holding ve Pekşen Safematik Sızdırmazlık Elemanları Anonim Şirketi kurucularından Mustafa Pekşen,
geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Özel Bilgi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Beyinde emboli tanısıyla durumu ciddiyetini koruyan Mustafa Pekşen'in ailesi ve yakınları yalnız bırakmıyor. Makine desteğine bağlı olarak tedavisi süren Pekşen'in ailesi ve sevenleri gelecek iyi haberleri bekliyor. Sakaryaspor'un hayattaki en eski yöneticilerinden olan Mustafa Pekşen, 1971-76 yılları arasında yöneticilik ve 2 yıl süreyle kulübün başkanlığını yapmıştı. Sakarya'ya kazandırdığı hizmetleri, sosyal ve hayırsever yönü, sayılan sevilen kişiliğiyle bilinen Mustafa Pekşen için sevenleri hayır duaları ederek sağlığına kavuşmasını bekliyor. 93 yaşında virüsü yendi, hastaneden alkışlarla uğurlandı. Dünyayı saran koronavirüsünü yenen kişi sayısı artıyor. Bunlardan biri de Hendek ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Fatma Karakaş oldu. Gördüğü tedavi sonunda koronavirüsü yenen 93 yaşındaki Fatma Karakaş, hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Salgını yenmeyi başaran Karakaş, iyileştiği için şükür duaları yaparken alkışlarla hastaneden taburcu oldu. Kendisiyle yakından ilgilenen doktorlar ve tüm sağlık görevlilerine teşekkür eden Karakaş, bundan sonraki süreçte ise 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak. Vali Ahmet Hamdi Nayır, Anneler Günü'nü kutladı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Nayır mesajında, "Bu anlamlı günde bütün annelerin her birinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Annelerimiz bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetişmemizi sağlayan sabrın, fedakarlığın, hoşgörünün ve sevginin kaynağıdırlar. Dünyada anne sevgisinin yerine konabilecek başka bir değer yoktur. Hayattaki en değerli varlıklarımız olan annelerimizi yalnız Anneler Günü'nde değil, hayat boyunca sevgiyle kucaklamalıyız. Bu duygularla hayatın tüm güzelliklerine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor, evlatlarıyla, sevdikleriyle beraber nice Anneler Günü'ne sağlık, mutluluk ve huzur içinde ulaşmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. Anne başa tac imiş, her derde ilaç imiş. Bir evlat pir olsa da anneye muhtaç imiş. Anne ve evlat arasındaki bağ insanı ayakta tutan en güçlü duygu. Annelerimize yalnız bugüne özel, güzel davranmak, iyilikte bulunmak, onların üzerimizde olan haklarını ödemeye asla yetmez. Annelerimiz bir gün değil, hayatımızın her günündesiniz. Şu salgın günlerinde yanınıza gelemesek de, sarılıp ellerinizi öpemesek de, daima sizlerleyiz annelerimiz. Hakkı hiçbir zaman ödenmeyecek tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Sakarya Haber Ajansı'nın hazırladığı haberleri sunduk. Toplum sağlığı için, mutlu yarınlarımız için evde kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Thank you.